Muharrem İnce, bırakırım ama bir şartla. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, birinci çıkmazsam siyaseti bırakacak mıymışım? Daha maça yeni başladık. Bırakırım ama bir şartla. Benim karşıma bir televizyon açık. Tartışalım ondan sonra söz, dedi. Muharrem İnce ordu mitinginde konuştu. Siyaseti bırakma tartışmalarına yanıt veren İnce, birinci çıkmazsam siyaseti bırakacak mıymışım? Daha maça yeni başladık. Bırakırım ama bir şartla. Benim karşıma bir televizyon açık. Tartışalım ondan sonra söz. Sen nasıl bir çakma ustasın ki, çıraktan kaçıyorsun, gel karşıma çık, ben üretim ekonomisi diyorum, dedi. Ordu'da vatandaşlara hitap eden Muharrem İnce, şunları söyledi, ben fabrika açacağım diyorum, sen kıraathane açacağım diyorsun. Bugün çok ilginç bir şey oldu. BM'nin bir açıklaması var. 2,5 milyon Suriyeli daha Türkiye'ye gelebilir, diyor. Bakınız 4 milyon Suriyeli'ye 40 milyar dolar harcadık. Eğer bu seçimi Erdoğan bu defa kazanırsa yandık. Dolar 8 ila 10 lira olur. 2,5 milyon Suriyeli daha gelir. Karanlık günler bekler Türkiye'yi. Sözüm sözdür. Dün Muğla'da miting yaptım. Bugün şimdi ordudayım. Sizleri görünce aklıma geldi. Muğla'da beyefendi Ankara'daki sarayı yetmiyor. İstanbul'daki 5 sarayı yetmiyor. 300 odalı Marmaris'te yazlık saray yaptırıyor. Milyar dolarlar akıyor. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı seçildiğimde o yazlık sarayı engellilere tahsis edeceğim. Engelli kardeşlerim, aileleriyle birlikte gidecekler, orada tatil yapacaklar. Herkes sırayla birer hafta, sözüm sözdür, bunun böyle bilinmesini isterim. Meydanlarda ne diyor? Vakit Türkiye vakti diyor. Vakit jübile vakti. Vakit tamam, Erdoğan ile İnce arasındaki fark. Bir Erdoğan vatandaşa sen kemer sıkacaksın diyor. Ben, vatandaş değil devlet kemer sıkacak diyorum. Bizim dönemimizde dış politikaya bakın. Kavga etmediği insan yok. Herkesle kavgalıyız. Hepsinin bir bedelini ödedik. Rusya ile kavga etti. Rus turistler gelmedi. Antalya'da turizmci çöktü. Domatesleri almadı, tarımcı çiftçi çöktü, Almanya ile kavga etti, barışmak için yenilenebilir enerji ihalesini verdi, Hollanda ile kavga etti, petrol ofisini Hollandalılara sattı. Amerikalılarla kavga etti, gerekmediği halde 11 milyar dolarlık uçak aldık. Türkiye'de her efelenmenin ekonomik bir bedeli var. İsrail ile gizli anlaşma imzaladım. Mavi Marmara'da yaşamını yitiren vatandaşlarımıza, bana mı sordunuz, diyor. Sana söylüyorum Erdoğan, dur. İsrail ile gizli anlaşma imzaladın mı? Yalan söyleme, imzaladın. İki petrol taşımacılığı devam ediyor mu? Yalan söyleme ediyor. İsrail'den tohum almaya devam ediyor musun? Yalan söyleme ediyorsun. 48 saat içinde o hali kaldıracağız. 48 saat içinde o hali kaldıracağız. Bu seçimi kadınlar ve gençlerle alacağız. Öncelikli olarak kadınlar ve gençlerin sorunlarıyla ilgileneceğiz. O her mahalleye bir kıraathane açacak ya, ben de her mahalleye bir kreş açacağım. Çocuk kreşe, kadın işe, sloganımız bu. Sık sık televizyonlara çıkmaya yumuşak yım, ben öyle sık televizyonlara çıkmayacağım. Çıktığım zamanlarda da diyeceğim ki, Ordu Üniversitesi'nin gençleri gelsin onlarla bu akşam tartışalım diyeceğim. Diyeceğim ki mesela, bir akşam fındık üreticileriyle birlikte çıkacağım, bir akşam besicilerle birlikte çıkacağım.
Bir akşam öğretmenlerle çıkacağım. Ama bir de milletin huzurunda çanak soru sormak yok. Türkiye'yi bu korku, bu güvensizlik, bu gelecek korkusunu atacağız bir kenara. En büyük projem huzur. Benim en büyük projem huzur, barış, mutluluk. Projemiz 3B, bir barışacağız, ayrı gayrı yok, başı açık başı kapalı yok, sağcı solcu yok, Türk Kürt yok, Alevi Sünni yok, 81 milyonu barıştıracağız. Muharrem İnce'nin annesi anlattı, oruç tutar cumaya gider.